Merhaba Sen Ne Dersin izleyicileri. Bugün İnegöl'deyiz. İnegöl vatandaşının yerel seçimlerdeki nabzını tutacağız. Büyükşehir Belediyesi adaylarından Alinur Aktaş mı Mustafa Bozbey mi tercihi olduğunu soracağız. İyi seyirler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Mustafa Bozbey. Neden Bozbey'i? Ben çalışmalarını Bursa'da görüyorum. Vatandaşlardan da izliyorum. Olumlu yani. Genel olarak başarılı. Aldığı ödenekleri yeterli olmadığı halde başarılı. Bütçe anlamında eksik bütçe olması anlamında, halinde yine de. Bütçe anlamında eksik olmasına rağmen halk memnun yani. Yapılan işler ortada. Peki Büyükşehir Belediyesi Başkanı olursa başarılı olur mu Bozbey? Bence olur. Yani hükümet tarafından peki tekrar sizin az önce söylediğiniz gibi ağır bütçe kısıtlaması, yatırımlarda engellemeler zaten söz konusu olabilir mi? İzmir Belediyesi'nde de var. İzmir Belediyesi mesela halk suç diye hiçbir şey yapmıyor diye. Halbuki o da alamıyor denek. O da alamıyor denek. Ben duydum geçen gün İmar Bankası'ndan şu kadar alacağı varmış diye bütçesini. Alamıyor mesela. Kısıyorlar, tepeden kısıyorlar. Peki bir İnegöllü olarak Alinur Aktaş burada belediye başkanı iken nasıldı? Başarılı buluyor muydunuz? Ben başarılı bulmuyorum. Yapboz belediyeciliği. İsraf belediyeciliği. Tabi burada garaj 50 metre ileri taşıdı, AVM'ye yaraştı. Mescidi alt geçti. Avarlar kavşağı, çevre yolu. Hepsi meydanda. Yapılan işler meydanda. Sonra şuraya yürüyoruz. Bu şimdi akıllı kavşak değil. Ya ne farkı var? Daha evvel bu 2 dakikaya endeksliydi bu lambalar. Şimdi araç yoğunluğuna göre. Bir tane alt geçit, bir tane üst geçit var mı burada? Yok. Yaya için. Nerede trafik çözüm bu? Arabalar kuyruk oluyor burada gece gündüz. Bunlar çare değil. Ben İnegöl'lü olarak göremiyorum. Bir tane alt geçit, üst geçit yok. Yapmıyorlar, yapamıyorlar. İşlerine gelmiyor. Bir çöpümüzü topluyor da paralı hizmet, onu da yarım yatarak geçen gün şikayetimi belirttim. Yarısını dökerek gidiyorlar. Yapboz Belediyesi, süs püs işleri, konferanslar, toplantılar, mesajlarım burada telefonda, silmiyorum. Silmiyorum. Hepsi. Konferans, toplantı, başka bir şey yok. Sosyal belediyecilik, sosyal medya. Belediyecilik böyle olmaz kardeşim. Belediye başkanları makamında oturmayacak. Tek tek gezecek mahalleleri. Cumartesi pazar çalışacak. Kaymakam gibi değil belediye başkanı. Yarı sivil, yarı resmidir belediye başkanı. Gelecek adam gelsin, çalışacak adam gelsin. Artı bir de belediye başkanının yetkilerini de kısıtladılar. Ben onlara da hak veriyorum. Ankara'dan her şeyi bağlıyorlar. Gökdelenleri kim yaptı? Şehircilik Bakanlığı kurdular. Belediye başkanının yetkisi yapılmadı. Toki diyorsun değil mi? Doğan Bey var mesela. Merkezde. Tokiler de var da. Efendim? Büyük şehirlerde. Bozbay güzel, Bozbay bu yapar. Ben mi? Ben öyle bir şey demiyorum. Ya ben kendi görüşümü açıklayayım. Ben kendi görüşümü açıklayayım. Efendim anlamadım. Bozbay gelse daha iyi yapar diyorsun sen. Yanlış anladın amca. Bozbay... Abi ben konuşmamı bitireyim sen de o zaman. Bir dakika bir dakika yanlış anladın amcacığım. Bozbey başarılı olur mu dedim Büyükşehir Belediyesi olunca. Ben partiye vermeyeceğim tamam mı? Belediye vermiyorum. Ben partiye veriyorum. Türkiye'nin bekası için ben partiye veriyorum tamam mı? Tayyip'e veriyorum. MHP'ye veriyorum. Onun için. 20 sene ver. Anlatıyorum tabii. 20 sene ver. Ecevit'in zamanında var ben mıydı? Biliyorum. Ne? Var mıydı bu şey Amerika konuşlandı mıydı sınırımıza? 1000 kilometrelik hat var. Gidip böyle el pençe durduğunu unuttun mu? Böyle el pençe durduğunu unuttun mu? Kim soktu Amerika'yı oraya? Ya böyle el pençe durduğunu unuttun mu? Müşteri kim açtı? İncirli'yi? Şey mi açtı? 83 bin pusortu yaptı Amerika oradan. Bizim şeyden İncirli'de. Ne zaman açıldı orası? Ne zaman açıldı? 2012'de. Ya boş versene hatta. Ben 60 yaşından da bildim Bilal o şey üstü orada. Kardeşim bak ben Ecevit'in zamanını biliyorum, CHP'nin zamanını da biliyorum, hepsini biliyorum ben. Nece kuyruklara girdik biliyor musun? Nece kuyruklara girdik. Ben bir kilo kıyma için iki saat süre bekledim. Gece babam gidiyordu, gündüz arkadaşım diyordu. Biri ilaç kuyruğuna, birisi şey kuyruğuna. Şu anda Amerika yönetiyor. Haberin var mı senin bunda? He? Haberin var mı? Olmasaydı Amerika üstlerine binerdi yoktu. Bile. Ne? Karaborsacılık. Onlar yapıyordu. Bak, Tayyip olmasaydı burada bırak duramazdın bu sen. Bırak. Tayyip. Suriye'den buraya geldim. Ben de verdim kardeşim bunları. 2007-2000'de. Ben sağcıydım. Şu anda sağ sol kaldı mı? İnsanlarda görüş kaldı mı abi? Sorarım sana kaldı mı? Siyasi görüş bak, kalmadı. Siyasi görüş diye bir şey değil. Ne demek yani? Bundan bu daha bunlara siyasi mi göreceğim? Ben eskileri bildiğim için, ben eskileri gördüğüm için konuşuyorum bak. Eskileri bana bir açıklar mı bunu? Ben İstanbul'da çalışıyordum. Açıklar mı bana bunu? İstanbul'da çalışıyordum ben. Ne demek illezinler? Muhalefet olmayacak. İstanbul'da çalışıyorum. Muhalefet ol da böyle salakalık muhalefet olmaz. Ne demek onu? Bana PKK kolun takıp gezemezsin tamam, sen. Güzel. Tabii. Aynen öyle. Beraber gez. PKK ile git Almanya'da konuş. PKK'nın bayrağı altında. Gel Türkiye ona şikayet et. Öyle mi olacak? Konuşuyorum. Bunlar iyi adam gelsin ben de vereyim.
Bunlardan iyi adam gelsin. Böyle yaparsan hayırsın sen. Aynen. Hayırsın. Aynen değil mi? Yaşlılığına para veriyor. İhtiyarına para veriyor. Altına sosyal para çöbesler. Nereden geliyor bu kaynak, nereden geliyor? Çalışandan kesiliyor. Senden mi? Cebinden mi veriyorlar? Tabii cebinden veriyor. Senden aldı. Ben ona vereceksin. Kim var buna bakacak? Veriyorum. Bütün dünyaya bakıyor bu adam. Sana da bakacak, ona da bakacak. Niye 15-16 senedir emeklilere binaylara vermedi de geçen sene verdi? Seçim rüşveti değil mi bu? Ne? He? Geçen sene binaları ikramiye verdi. Emekli misin? Ulan önceden ben bunu da alamıyordum. He? Bak onu boş versen. 16 senedir niye vermedi de geçen sana sene verdi? Allah'tan bayramlarda. Sen cevap versene. Yeni yuvan dedi. Amca, cevap versene. Amcacığım. Kaynak yoktu. Nereden geldi bu? Devreye gireyim. Ya o kendince kendi görüşünü söyledi. Şimdi sana soruyorum. Sen muhtemelen Ali Nur Aktaş'a mı vereceksin? Ona vereceğim tabii. Tamam. Başarılı buluyor musun Ali Nur Aktaş'ı? Buluyorum. Burada da buluyorum, orada da buluyorum. Buluyoruz ki veriyorlar. Başarılı oluyorsun ama tabii ya, görüşünden de kaynaklanıyor. 10-15 seneden beri bu hükümet başlayışta demek ki bir şeyler yapıyor ki başa geliyor. Ha şimdi yine birbirine karıştılar CHP. İstifa edeceğim diyor. Bir kendi parasını yönetemeyen insan Türkiye'yi mi yönetecek kardeşim? Yönetemez o. Bir 10 tane koyun ver, utaramaz o adam. Cumhurbaşkanımız Ali Nur Aktaş'ı da görevden alırsa ne düşünürsün? Saygı duyarım. Saygı mı duyarsın? Daha güzel bir şey yapar getir o zaman. Onun bir şeyi yok. Hı. Sen yapsan da seni getirsin. Demek ki yapıyor ki almıyor adam. Yani peki alırsın. Şöyle bir şey var. Bundan önceki Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde kime oy verdin? Söyleyebilir misin? Aktaş'a verdin. Ali Nur Aktaş'a verdin. Yok. Da, belediye seçimleri. Büyükşehir'den bahsediyorum. Büyükşehir'den mi? Recep Altepe'ye mi verdin? Hayır. Kime vermiştin? Ben İnegöl Belediyesi'ne verdim. Ben Büyükşehir'e verdim. Büyükşehir'e oy kullanmıyor musun? Kullanmıyorum ben. Kullanmıyorum. İnegöl'e kullanıyorum. Şimdi kullanacak mısın Büyükşehir'i? Kullanacağım. Niye? Daha önce kullandın mı Büyükşehir'i? Hiç kullanmadın mı Büyükşehir Belediyesi'ni? Mesela Hikmet Şahin burada, bu İnegöllü Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Senin konuşman belli mi kardeşim? Amca. He? Buyur. Konuşman belliymiş. Bir şey soruyorum ya. Tamam bunlara bu ne dedi belli oluyor, bu arkadaşa sor. Tamam kendisi de. Sor. Niye? Ya herkes senin aynı görüşte olmak zorunda değil be amca. Herkesin kendi görüşü vardır. Saygı duymak lazım. 60 yaşına gelmişim ben. Ta 76'dan beri ben gurbetteyim. Kimin ne yaptığını, kim ne yapmadığını iyi biliyorum ben. Tamam mı? Ecep ya biz İstanbul'da bir kıymaya girdik 100 kişi bekledik tam 6 kişi önümde kaldı 1 kilo kıyma alacağım dedi kıyma bitti. Niye? Var ya orada kaç kıyma. Kaç yılı bitti bu peki? Kaç yılı bu söylediğin? 76'da. 76'da mı? He. Peki geçen Devlet Bahçeli 74 Kıbrıs harekatından sonra Amerika Türkiye'ye ekonomik yaptırımlarda bulundu dedi. He. Devlet Bahçeli söyledi. Bunu çok oldu bu söyleyeli de. Peki bu o zamanki olan durum Amerika'nın ekonomik yaptırımlarıyla gerçekleşmiş olamaz mı? Bu şimdiki bir durum mu? Bu senin söylediğin kuyrukların olduğu yıllardan bahsediyorum. Ecevit'in tek başına iktidar olmadığı, galiba o zaman Refah Partisi ile neydi parti? Erbakan'la birlikte koalisyon olduğu zaman. O dönemdeki kuyruklardan bahsediyorum. Onlardan mı? Ne onu bilmiyorum. Yani peki bunun etkisi olabilir mi? Peki şu an Türkiye'de ekonomi nasıl saklıyorlar acaba? Ekonomi nasıl acaba şu an Türkiye'de? Güzel, ne olacak? Şu an ekonomi iyi mi? Yani i̇yi soruyorum. İyi sayılır. İyi vaziyette. Çünkü Selamet Partisi. Evet. Evet, teşekkür ederim. Ekonomiyi iyi buluyorsunuz. İyi buluyorum ben. Yani şundan söyledim. Ekonomi genel olarak şu zamanda genel olarak kötü bulunuyor. Enflasyonun artması falan Türkiye ben genelinde. Yok şunu ya, soracağım. Soracağım. Her taraftan çullandığı zaman bir yerden bir yere kıstırıyorlar. Yok şunu soracağım. Cumhurbaşkanımız genel olarak bu böyle bir durum gerçekleştiğinde Amerika'nın yaptırımları olduğunu, ekonomik yaptırımları olduğunu söylemişti. Bu yüzden bunlar ikisi aynı şeyler mi sizin için de? Ecevit dönemini söylediniz ya az önce. Ondan dedim. Aynı değil. Yani o zamanki Amerika'nın yaptırımı değildi de şimdi dış güçlerin, dış mirağın yaptırdığı mı? Şimdi dış mirağı yaptırdı. O zaman değil miydi? Değil. Amerika Kıbrıs harekatından dolayı bir yaptırımda bulunmadı mı diyorsun? Ben tahmin etmiyorum. Bulunmadı o zaman da. Anladım. Bulunmadı. Tamamdır. Teşekkür ederim amca. Abi sen kendi görüşü söyle ya. Yok. Ben amcanını aldım, onu da alayım. O laf attı çıktı kenara. Kaçıyor. Konuşuyor. Niye kaçacağım ben? Buradayım. Canım al. Tamam. Abi. Yerel seçimlerle yapıyoruz. Ben genel soruları soracağım başka zaman ama bu şimdi İnegöl'e gelme sebebim şu. Ben Nilüfer'de sordum. Dedim ki Ali Nur Aktaş'ın memleketi var. Adaletli olsun. Oraya da gidip soralım. Çünkü objektif yaklaşmaya çalışıyoruz. Sana da soralım. Yerel seçimlerde tercihin Büyükşehir Belediyesi'nde. Çıkmış, destekliyor şimdi. Ali Nur Aktaş'a mı verirsin? Biz desteklemiyoruz. Desteklemiyoruz. Kime verirsin peki oyunu? Bozbey mi Ali Nur Aktaş mı? Muhalefete mi verirsin? Muhalefete mi? Kim ise muhalefet artık. Neden peki? Yani görüşüm öyle. Peki belediye seçimleri belediyecilikle alakalı mıdır? Particilikle mi alakalıdır?
Particilikle değil de belediyecilikçe. Peki kime verirsin o zaman? O yüzden yani, işte. Ya particilik olmaz mı böyle? Particilik diyorum sana, yok. O adamı iyi görüyorum. O Boz Bey'i mi? Evet. Boz Bey'i başarılı buluyorsun başarılı yani. Buluyor. Büyükşehir'de de başarılı olur mu Boz Bey? Başarılı olduğu için işte görüyorum başarılısını. Peki hükümet tarafından bütçe kısıtlaması gelir mi Boz Bey'e? Ne gelirse gelsin. Ellerinden geldiği kadar ya, başarısız olmasını istiyorlar ama gene o başarısını gösterecek. Boz Bey tabii. Neden Boz Bey abi? Neden Boz Bey? Güzel bir soru. Kardeş, yenilik istiyoruz biz artık, yenilik. Artık yenilik olsun. Tutturmuşlar insanları bir parti peşine devam ettiriyor. Böyle bir şey yok. Bak ben şu anda yaşım 42. İşe giremiyorum. Çalışamıyorum. Bunlar habire yükünü tutan götürecek. Tütünü yükünü tutan götürecek. Gariban ne olacak? Ali Nurettin'in bana faydasını söyle kardeş. De ki şu faydası var. Ne faydası var bana? Hiçbir faydası yok. Neye doldurdun Suriyelileri? Neye getirdin? Suriyeliler oturuyor evlerde. 600 lira evler. 700 lira evler. Benim İnegöl çocuğum, benim İnegöl insanım 1000 lira kira veriyor. Neyini ben buna vereceğim? Neyini isteyeceğim ben bunun? Ne faydasını gördüm ben? Ne yaptı? Bursa'ya gitti. Bursa'da ne yapacak? İnegöl'de başarılı mıydı peki? Hiç görmedim kardeşim. Hiç başarısını görmedim İnegöl. Ne başarısını gördüm? Boz Bey'i başarılı buluyorsun. Tabii canım, Boz Bey'i başarılı görüyorum. Büyükşehir'de de başarılı olur mu peki? Aynen öyle oldu. Evet. Peki Boz Bey Büyükşehir Belediyesi Başkanı olursa, hükümet tarafından bütçe kısıtlaması olur. Bursa'ya olan yatırımlarda engellemeler olur. Olur, hepsi olacak. Olacaktır. Olur diyorsun. Eminim olacaktır. Çünkü niye? Her zaman başka parti olduğu için bir de kendisi. Tabii ki canım, başka olduğu için. Şimdi düşünsene şöyle bir şey var. Şimdi tamam, Ali Raktaş İnegöl için bir şey yapmış olabilir. Ben şahsen şimdi görmedim ben. Sen bir kere ilk önce kendi halkını dolduracaksın. Halkını, kendi vatandaşını doyuracaksın. Sonra dışarıya bakacaksın. Boz Bey tamam, başka parti olduğu için bunu engellemeye çalışacaklar. Ben bunu eminim, adım kadar eminim ben. Ali Raktaş yapmış olabilir bir şey ama ben görmüyorum bunu. Yani yaptığını inanmıyorum ben. Bursa'ya olduğunu demek ki oy vermeyeceğim ona zaten. Boz Bey'i tercih edeceğim. Tabii ki Boz Bey'i tercih edeceğim ben. Bence Ali Raktaş. Neden Ali Raktaş? Ali Raktaş yeni bir belediye başkanı değil. İnegöl'de 3-4 dönem belediye başkanlığı yapmış bir başkanımız. Bursa'ya da zannedersem daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Mustafa Boz Bey'in de Allah yolunu açık etsin. Ama bizim tercihimiz bir İnegöl'de yaşayan olarak, İnegöl olarak tabii ki Ali Raktaş. Hemşehrine. Hemşehriyle alakası yok. Sonuçta Ali Nur Bey'in burada biz hizmetlerini gördük. Hı hı. Tabii ki Bursa'da sıkıntılar olmuştur, olabilir. Ama gel gelelim, bu sıkıntıları da atlatmak için hemen her şey birden olmuyor. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Ali Nur Aktaş'a başarılar tekrar diliyorum. Tekrar seçilirse başarılı olur diyor. Tekrar seçilirse tabii ki kadro çok önemli burada. İnegöl'de dahil diğer şehir, Türkiye genelindeki şehirlere hitap etmek istiyorum. Hepsinde mühim olan kadroyu çok güzel kurmaları lazım. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu düzen önemli değil burada. Burada herkesten haber olmuyor bu başkanımızın. Burada mühim olan başkanların, ister MHP'li olsun, ister CHP'li olsun, isterse İYİ Partili olsun, kadro önemli. Türkiye'ye hizmet etmek için ekibini çok güzel kurması lazım. Bizim tek temennimiz vatanımız için, milletimiz için hayırlısı kimse Allah onu nasip etsin diyorum. Peki abi, Ali Nur Aktaş Büyükşehir Belediyesi Başkanı olursa, Recep Altepe görevden alınmıştı Cumhurbaşkanı tarafından, hatırlarsınız. Tabii. Diğer belediye başkanları da aynı şekilde. Aynı şey Ali Nur Aktaş'ın başına gelirse ne düşünürsün? Ben Ali Nur Aktaş'ın başına geleceğine pek ihtimal vermiyorum. Ya olası olarak söylüyorum. Bir ihtimal yani şimdi niye şöyle ihtimal vermiyorum? Recep Altepe'nin yanlışlarını Ali Nur Aktaş mutlaka bir şekilde analiz etmiştir, görmüştür. Ona göre de tedbirini alması lazım. Ya, tabii ki. Gelirse de kendisi kaybeder. Ondan sonra bir daha ne diyeyim size, AK Parti kaybeder. Ama bir şekilde yerel yönetimler devam eder gider. Görevden alınsa peki, yani tabii ki de devam eder. Görevden alınması yani direkt seçimle değil de direkt Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasıyla ne düşünürsün yani? Bu o doğru zaman, bir şey midir? Yoksa olabilir mi böyle abi, bir şey? Abi şimdi şöyle bir şey var. Vardır bir hatası, almıştır görevden. Adam kaymakamı görevden alıyor, devlet valiyi görevden alıyor. Varsa bir hatası Ali Nur değil, isterse. Ama vali atanarak gelen
seçimle tamam, gelmeyen abi, bir şey. Ama belediye başkanları seçimle geliyor. Şimdi anlamış evet, durumdayım. Evet, evet. İşte seçilen vatandaşın evet, seçtiği. Milli iradeden demokrasi. Millet imkan veriyor. Adam görevini kötüye kullanıyor. Hı-hı. Kötüye kullanırsa kendi kaybeder. Ama zannetmiyorum bundan sonraki gelecek yerel yönetimde. Tabii ki olup olmayacağını biz bilemeyiz olursa ama da, olursa diye. Böyle bir şey olduğu için okay soruyu de. Soruyoruz. Bir yerde... Yani, başka bir şeyden dolayı değil. Ya sadece böyle bir şey yaşandı ve tekrar belki başka şehirde de olabilir. Sadece yani bilemeyiz. Şu anda şöyle bir şey var. Sade Alnur alınmadı. Şey, pardon. Tabii şey sadece Melih Recep Gökçek, Recep Altepe Balıkesir alınmadı. İstanbul. Balıkesir alındı, İstanbul alındı, Ankara alındı. Çok yer alındı. Evet. Ya ben hani Bursa'da olduğu için bizim temennimiz ediyorum. İnşallah Bursa'da biz böyle bir şey yaşamayız. Ama olması dahilinde sizce böyle bir şey olmalı mı? Eğer yanlış bir şey olsa da ya da görevinin bitmesini bekleyip seçimle mi? 32 milyon lira büyükşehirin belediyenin borcu olduğu söylentileri vardı. Yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin 4. büyük şehri. Yani imkanlar var, bütçe var. Devletin iktidarın bir belediye başkanı şeyden gelen iktidarla gelen efendime söyleyeyim gözünün önüne bakmasaydı bakmamış demek ki ona göre alınmış görevden. Yanlış yaptıysa yanlışının cezasını çekmesi lazım. Peki görevden alınmakla mı çekmeliydi yoksa yargılanması hukuk yönünde yargılanması gerekir mi? Biz bir vatandaş olarak isterse AK Partili olsun isterse CHP'li olsun isterse kim olursa olsun yanlış şurada yanlış var. Ben bir AK Parti olarak yanlışı görüyorum. Bu adamı görevden aldıysam bunun eğer bir hatası varsa bu elini kolunu sallayarak gezmeyecek. Cezası varsa yargılanacak, cezasını çekecek. Çünkü yargılanıp cezası çünkü yoksa. O babasının tabii. Parasını harcamıyor. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bu. Tabii vergilerle olsun, vesaire. Vergiler. Millet su parası ödüyor, evet. Altyapı parası ödüyor, inşaat yapıyor. Temelden vergisi. Başlıyor çöpüne kadar vergi ödüyor. Cezası varsa Ali Nur da olsa cezasını çeksin. Recep Altepe'de efendime söyleyeyim Melik Gökçek kim tabii, olursa. Başka taraf da olsa yani sadece kim olursa olsun eğer... Bir hata varsa abi böyle salmakla olmaz bu iş. Aldım cezam var ama bir şey yok. Suçum var suçu kabullenmiyorum. Görevden alınan bir belediye başkanıysa da olsa kim olursa olsun eğer yargılanması lazım. Halkın önünde ben alnım ak yüzüm pek diyerek çıkması lazım eğer suçu yoksa. Cezası var da cezasını çekmesi lazım. AK Partili de olsa diyorum CHP'li de olsa kim evet. Olursa olsun evet. Benim bir vatandaş olarak... Bir insan olarak, bir AK Partiliyim ben. AK Partili olarak bunun cezası varsa cezasını çekecek. Tabii ki Ali Nur Aktaş. Neden Ali Nur Aktaş? Yani neden? Bilemiyorum çünkü güzel şeyler yaptı. Yani İnegöl'ü olarak güzel yerlerde ve yol çalışmaları harika oldu. Yani birçok şeyleri var. Ali Nur Aktaş'ın başarılı olacağına inanıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nde de kazanırsa başarılı olur diyorsunuz. Peki... Recep Altepe görevden alınmıştı biliyor musunuz bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Hmm. Ali Nur Aktaş ama seçimle değildi Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmıştı. Ali Nur Aktaş'a da aynı şey olursa onun başına gelirse ne düşünürsünüz acaba? Ya, üzülürüm. Boz Bey. Neden Boz Bey? Tanıyor musunuz kendisini? Evet bir iki kere görmüştüm. Başarılı mı yani neden Boz Bey'i tercih edersin? Başarılı o yüzden yani Boz Bey diyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde de mi? Hı-hı. Başarılı oldun. Aynen. Sağ olun. Daha önce duymuştuk. Adana yani Mustafa Boz Bey. Kendisi Nilüfer Belediyesi Başkanı'ydı. Nilüfer'e hiç gittiniz mi? Nilüfer'e yok gitmedim. Orayı? Yani işte duydum ama. Sadece anlattıklarını duydum. Evet ben anlattım. Ali Nur Aktaş'ı severiz. Burada da görev yapmış. Diyorsun daha da güzel yapacağını biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde Ali Nur Aktaş'ı. Evet, evet. Başarılı olacağına inanıyorsunuz. İnanıyoruz da inanırız da güveniriz de. Ben sen kendim güvenirim. Halkın seçimiyle gelen bir insanı seçimle gitti. Bir başbakanın alması, başbakanın cumhurbaşkanının almasını ben doğru görmüyorum. Ali Nur Aktaş'ı. Neden Ali Nur Aktaş? Yaptığı hizmetleri beğeniyorum ondan. Doğru buluyorsun. Peki doğru. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olursa başarılı olur mu? Olur. Yine başarılı olur diyorsun. Evet olur. Peki Recep Altepe'ye olduğu gibi görevden alınırsa Ali Nur Aktaş görevden alınırsa ne düşünürsün? Varsa bir şeyi alabilir. Alabilir diyorsun. Evet. Yani bir yamu varsa. Peki yanlış bir durum olursa yargılanması gerekmez mi? Tamam yargılansın. Ama Recep Altepe hiç yargılanmadı. Diğer belediye başkanları da yargılanmadı. Demek ki yargılanacak bir suçu yoktu yani. Öyle mi? Yani. Yaptıkları şeyler. Yani. Peki hukuk yasal olarak ya sistemde demokratik sistemde belediye başkanlarının görevden alınması
Doğru mudur? Seçimle gelmiş biri çünkü. Doğrudur. Seçimle gitmesi gerekmez mi? Çünkü Güneydoğu'da da ne yaptı? Resmi araçlarla da ne yaptı? Şey taşıdı, bomba taşıdı, bilmem ne yaptı, onları da aldı. Ama bu onların hukuki anlamda bir sebepleri olduğunu vardı. Söylediler. Tamam, bu da. Peki onların demek... da var mı o zaman hukuki anlamda? Var tabii herhalde. O zaman yargılanması gerekmez mi? Demek ki yargılamaya gerek duymadı yani. Recep Tayyip Erdoğan, ben bana soruyorsan dünya lideri. Dünya lideri oldu. Niye dünya lideri? Bunu Putin ne dedi? Erdoğan güvenilir, özüne sözüne güvenilir adam dedi. Aynı şekilde ne dedi Trump? Bu dedi güvenilir adam dedi. Daha dünya beşten büyüktür dedi. Daha bundan daha şey var mı? Şu anda en iyi lider Türk İslam aleminde, Türkiye Cumhuriyetlerinde. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük lideri mi diyorsun? Ya şu anda Atatürk'ten sonra o. Atatürk'ten sonra en büyük o. Aslında daha Menderes var, Özal var. Yani evet. Bunlar da var da ama bu bundan sonra en büyük lider o. Tamamdır. Niye o? Çünkü dünyaya karşı en dik duran adam o.